Yukarıdaki maskeliği gördünüz mü? Hani abi, nerede? Tam şurada işte. Ya bak, tam şurada çaprazda. Yukarıda oğlum, dikkatli baksana. Kör müsün lan, görmüyor musun? Ya abi hadi yürüyün ya. Hasan abi bizi bekliyor, birbirinizi korkutuyorsunuz burada ya. Hoş geldin lan. Hoş geldin lan. Tamam tamam. Ha, ne kadar büyümüşsün lan. Bu kadardın lan. Hoş geldin. Bize inanmadı gibi oldu o dönem anlattığımız, ama aslında herkes bir şeyler bilip, herkes bir şeyler yaşayıp, ama kimse birbirine dile getirmemek için sanki birbirine söz vermiş gibiydi. Ta ki büyük olay yaşanana kadar köyde herkes kimse birbirine bir şey anlatmadan ıssızlıkla, sessizlikle devam etti. Keşke herkes o zaman ufak tefek şeyleri birbirine anlatsaydı, o büyük olay yaşanmasaydı, bu kadar sıkıntı olmasaydı. Hep o dönemlerde oralarda geçti. Ama köyde işler çok değişti. Bir şeyler çok ters gitmeye başladı. Köyün halkı yavaş yavaş köyü terk etmeye başladı. Köyde neler oldu, neler yaşandı derseniz, gerçekten tekrar yaşamak, tekrar anlatmak, tekrar aynı korkuları dile getirmek gerçekten ama gerçekten çok ürkütücü. Köy artık ıssız. Köyde kimse yaşamıyor. Köyde kimse oturmuyor. Gidenler dehşet içerisinde geri dönüyor. Kısa bir olaydan bahsetmek istiyorum. Aslında çok fazla anlatmak istemiyorum yaşadıklarımızı. Tekrar tekrar deşifre olup tekrar ürkütücü günleri tekrar yaşamak istemiyorum ama yıllar önceydi. Köyde bir düğün vardı. Hep beraber kızlarla toplanmış düğüne gidiyorduk. Her zamanki gittiğimiz patika yollardan geçerken bir anda yaşlı bir teyze başka bir düğün olduğunu, hadi kızlar bu düğüne gelin diye bize böyle bir davet edip buyurduğunda, hiç tanımadığımız bir teyzeydi. Bir anda teyzeye baktık, hani kimlerdensiniz, kimsiniz teyze diye soracak olurken baktık ki teyzenin tipi, eli, ayağı o kadar farklı. Anlatırken de şu an dehşete düşüyorum. O kadar farklı ki, ama ısrarla teyze bizi oraya doğru çağırmaya çalışıyordu. Birbirimize baktık ve iyi ki o aklımızla düşük peşine gitmedik. Teyzenin çünkü ayakları falan çok ters dönmüş, tersinden bakan çok farklı bir şeydi. Gözlerinin içleri, gözlerinin bebekleri ve teyzenin çok farklıydı. Yani o akşamın alacakaranlığında onu seçmek bile o kadar rahatlıkta, o kadar bariz bir şekildeydi ki, bir sonra tırsıp işte
koşa koşa tekrar geri gittiğimizde kimse bize inanmadı gibi oldu. O dönem anlattığımız ama aslında herkes bir şeyler bilip, herkes bir şeyler yaşayıp ama kimse birbirine dile getirmemek için sanki birbirine söz vermiş gibiydi. Ta ki büyük olay yaşanana kadar köyde herkes kimse birbirine bir şey anlatmadan ıssızlıkla, sessizlikle devam etti. Keşke herkes o zaman ufak tefek şeyleri birbirine anlatsaydı, o büyük olay yaşanmasaydı, bu kadar sıkıntı olmasaydı. Evet, anlattıklarım sadece küçük yaşananlardı. Büyük olay dediğimi gerçekten hala bütün köy halkı, bütün uzaktan akrabalar falan hala gizler. Kimse birbirine hiçbir şey anlatmaz köyle ilgili, yaşanan büyük olayla ilgili. Biz o zamanlar çocuktuk, daha küçüktük. Tabii bizden büyüklerimiz vardı. Yemyeşil, cıvıl cıvıl köyümüzde misler gibi yaşarken bir anda herkesin teker teker köyü terk etmesi, bağını, bahçesini, hayvanlarını bile satabilen sattı, satamayan olduğu gibi bırakıp tasını tarağını toplayıp köyden gitmesi. Böyle hatırladığım kadarıyla, çocukluğumdan kalan, aklımda kalan görüntülerle hatırladığım kadarıyla böyle bir Temmuz, sıcak Ağustos'un başları bir aylara yakındı ve çok güllük, gülistanlık, güzel bir akşamdı. Akşam herkes artık yatma saati, herkes böyle usul usul yatmaya hazırlanırken bir anda hava şartları çok değişti. Hala anlatırken bile ürperirim böyle, o çocukluğumdan aklımda kalan o korkudur. Bir anda bir rüzgar, yağmur yok ama ciddi boyutta bir rüzgar, bir rüzgarın ıslık çalması, bir kasırga, bir fırtına gibi sanki bütün hava şartları hepsi bir anda yaşanıyor gibiydi. Hala daha ürperiyorum anlatırken. Sonra amcalarım, büyüklerimiz falan böyle misafirler gelmiş, kim bunlar falan diye bir kalabalığın çıktığında biz de çocuk o süngülü camlardan böyle bakarken siyah elbiseli, sanki kara çarşaflı giymiş kadınlar, siyah elbiseli adamlar, bir sürü kalabalık köy meydanına doğru bir akın vardı. Biz de çocukluk merak ettik kimler gelmiş. Köy yeri çünkü o kadar çok gelen giden olmaz, herkes birbirini bilir, tanır. Öyle bir kalabalık gördüğümüzde hala görüntüler gözümün önüne geldiğince gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Camdan böyle baktığımızda uzun uzun böyle insanlar var. Tabii köyde herkes bir hoş geldin demek için onlara doğru gittiğini, bir sis, bir kara bulutlar sardı ve görüntüler yavaş yavaş kayboldu. Ama o rüzgar, o fırtına bir türlü bitmek bilmedi sabaha karşı. Tabii çocuğuz gitti yani, amcamlar falan evden gitti, daha dönmediler. Biz de ne oluyor ne oluyor annemlere sorduğumuzda, bir şey yok siz oturun dediler ama kimsenin evden çıkacak bir cesareti de yoktu çünkü çok fazla sis, çok fazla rüzgar vardı. Sonra artık gün ışıyıp sabah olduğunda birkaç tane çocuğun o gece kaybolduğunu, hiçbir şekilde çocuklardan haber alınamadığını duyduk. 4-5 tane de hatta birinin ismini verelim, İslamoğlu diye köyümüzde bilinen, böyle bir herkesin bildiği bir İslamoğlu diye lakaplı bir amcamız vardı. Sonra o mesela o gece kayboldu, birkaç kişi daha kayboldu. Sonra birkaç gün sonra onların cesetlerini diyeyim, Yavur Deresi denilen tarihi bir orman vardır, böyle biz girmeye bile korkarız oraya. Orada cesetlerini buldular ama ağaçtan düşmüş değil ya da kavga edip birileri vurmuş değil. Hani hiçbir yerde kan olmadığını hep büyükler söylüyorlardı ama kolları bacakları kırılmış, hatta kiminin kafası dönmüş bir şekilde cesetlerinin bulunduğu söylenildi. Sonra sessiz sedasız onlar defnedilip böyle köyde sakin sessizce bir cenaze töreni yapıldıktan sonra o kayıp çocuklardan hiçbir şekilde haber alınamadı. Sonra çoğu ineğini, işte hayvanlarını falan satıp köyü terk etti. Kimisi olduğu gibi bağını, bahçesini, eşyasını bırakıp kapısını çekip çoluğunu çocuğunu aldı gitti ve sonra kimse daha köye dönmedi. Ara ara köye gidenler olduğunda hala o evlerden seslerin geldiğini, hala bir uğultu, hala akşamları sislerin bastığını falan söyler ama o gece gerçekten çok ciddi bir şeyler oldu. Çocukluğumuzda aklımızda kalan o görüntü hala ne konuşulur, ne anlatılır, ne büyüklere sorulur. Herkes ve kimse karıştırmayı, kurcalamayı der bırakır.
Babamla şehre alışveriş yapmaya gitmiştik. Fakat feci bir trafik kazası oldu. Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Babam o günden sonra hep kendisini suçlu gördü ve hayatını bana bakmaya adadı. Annem de çok üzülmüştü. Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğimi söylemişti. Annem bunu kabullenemedi. Köyde yaptığı büyülerle tanınan o adamın yanına gitti. Ondan tekrar yürüyebilmem için yardım istedi. Büyücü ise bunun bir çözümünün olduğunu, fakat bunun için cinlere benim yerime bir kurban vermesi gerektiğini söyledi. Cinlerin istediği anlaşma buydu. Annem ise kuzenimi gözüne kestirmişti. Kuzenim 3 yaşında annesini ve babasını kaybetmişti. Öksüz ve yetim bir kızdı. Babam onu evimize aldı ve sahip çıktı. Annemin gözü dönmüştü ve kuzenimi ormana götürerek boğazını kesti. Büyücüye gitti ve anlaşmaya uyduğunu söyledi. Büyücü gece 12'ye kadar tekrar sağlığıma kavuşacağımı, yani yürüyebileceğimi söyledi. Annem heyecanla bekliyordu. Gece 12'ye yaklaşmıştı ve o büyük olay yaşandı. Köyü aniden bir sis kapladı. Bir kalabalık geldi. Ziyaretçiler tarafından alındı. O büyücü köyde birçok kişinin hayatını mahvetti. Evde büyük kitabını saklıyor. Git ve o kitabı yak. Laneti kaldırmak mı istiyorsun? Senden bunu istiyoruz. Annemin cesedini mezara koyunca ruhunun huzura ereceğini mi düşünmüştün? Annem eğer sabredip Allah'a dua etseydi belki iyileşebilirdim. Ama o çareyi büyücü de aradı. Oysa ki insanlar her şeyi Allah'tan istemeli, değil mi? Annemin mezarında Fatiha suresini okudum. Ama o bu surenin anlamına göre yaşamadı. Surede ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyor. Peki annem kimden yardım istedi? Şimdi yürüyebiliyorum ama annem bunu göremedi. Büyücüden yardım isteyip büyüğe ortak olduğu için ruhu sonsuza kadar azap çekecek. Toprak bile onu kabul etmemişti ama sen onu toprağa gömdün. Sen laneti bitirmedin, laneti daha da arttırdın. Bu köydeki herkes cezasını buldu. Burası senin vicdanında savaştığın yer. Burası iyilerle kötülerin savaştığı yer. Peki sen kimin tarafındasın Batu? 2 senedir burada hayatta olmanı kim sağlıyor? Seni yakalamak için tüm güçlerini kullanacaklar. Unutma, buradan sadece ölüler çıkabilir. Seni buraya getiren kimdi Batu? Benim için kurban edilen kuzenimle tanıştın mı?
Gerçek olamaz. Gerçek olamaz. Gerçek olamaz. Allah'ım, evine geldim. Evine geldim, koru beni. Koru beni, koru beni, koru beni, koru beni. Karşılamak ve köyü insanların yaşadığı normal bir köy olarak göstermekti. Bu büyük bir aldatmacaydı. Köyde neler yaşandığını tam olarak belki de asla anlayamayacaksın. Çünkü ben bile burada neler olduğunu bilmiyorum. Sen benim 24. denememsin. Dünya saatiyle yaklaşık 2 senedir buraya hapsoldum ve zamanda sıkıştım. Her 30 günde bir buraya getiriliyorsunuz. Çünkü daha önce yaşadıklarımı tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar gözlerimin önünde bana yine göstermek istiyorlar. Bana bu köyden çıkmanın umudunu verip tuzağa düşürmek istiyorlar. Beni yakalayamıyorlar. Benim pes etmemi ve onlara teslim olmamı istiyorlar. Ama ben asla pes etmeyeceğim. Pozitif gücü yenemeyecekler. Peki ben kim miyim? Biliyorum, şu an çok şaşkınsın. Anlattıklarımı anlayamıyorsun. Herkes beni görebiliyorken senin beni neden göremediğini ve neden gaz maskesiyle dolaştığımı anlamaya çalışıyorsun. Anlayamadığın bir diğer şey de sesimin sesine neden bu kadar çok benzediği. Benzerlik değil. Bu gerçeğin ta kendisi Batu. Evet, şu an